saygı derlerimi çok arkadaşlarım, değerli takipçilerime buradan selam olsun. Bugün Turkish Airlines EuroLeague'de Türk derbisi oynanacak. Anadolu Efes'le Fenerbahçe Beko Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Hazırsak yerimize doğru geçelim. Çoğu takipçim beni yalnız biliyor. Ama şimdilik bu saniye kadar, bu dakikaya kadar. Ama yalnız değilim. Yalın kardeşim yanımda. Efes alacağız. Tabii canım. Sonuna kadar. Tabii canım. Tabii, tabii. Vay pederime bak be. Nasıl çelişiyorsun? Harika başladık. Harika ilerliyoruz arkadaşlar. İnşallah bu maçı da kazanacağız ve yolumuza, tüm hızımızla devam edeceğiz. Erdemcan Yaskevicius'a karşı. Anadolu Efes Erdemcan yönetiminde çok iyi gittiği söylenemez EuroLeague'de. Sizlere öyle söyleyeyim arkadaşlar. EuroLeague'de puan durumuna bakıldığında Efes 13. Fenerbahçe Beko ise 7. sırada yer alıyor. Yaskevicius gelmeseydi, açıkça söylüyorum, Fenerbahçe Beko daha kötü bir durumda olabilirdi. Fenerbahçe Beko 0 numara Jonathan Mobley. Erdemcan'ın da eski Fenerbahçe Beko yardımcı antrenörü olduğunu ve Sertaç Şanlı'nın ise Anadolu Efes'in eski bir basketbolcusu olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. Oturunun smacıyla başlıyor. Her Efes maçında olduğu gibi bu maçta da bando takımı sahne alıyor. Yes be. Oturduğumuz tribünde de Fenerbahçe'li taraftarlar var arkadaşlar. Çok onu söylemek lazım. Oy! Nikolates'ten sonra Nigel Hayes Davis'e üçlüğü soktu diyebiliriz arkadaşlar. O da son dönemin formda isimlerinden Nigel Hayes Davis. Hadi! Çok seviyorum yalnız be. Turu! Muhteşem bir uğultu.
Gerçekten çok uyumlu oldu. Nikola Tesla yine üçlüyü gönderdi mi diyeceğim. Yok, üçlüymüş. Oz, helal olsun. Yalın derin düşünceler dalmış gibi. Boboğan'da ismini son dönemde çok duyuyor nedense. Vay anam, vay vay vay. Abim sen ne yapıyorsun bisikletle be? Ne yapıyor ya bisikletle o ya? Vav vav vav. Tanıyorsun anlıyorum ama az önce sen söyledin bana. Ne yapıyorsun bisikletle diye sen söyledin. Oha. Milyoner ekibinin şovunu yaptı ve soyunma odası yolu tuttu. Ne derler ona bilemedim ki, soyunma odası dedim ondan dolayı. Ha aynen, tünel diyelim ya. Milyoner ekibi şovunu yaptı ve tünelin yolunu tuttu. Attı. Papan Yanis. Bu herifi de çok seviyorum ya. Papan Yanis'im benim be. Hey yavrum, hey be. Alkışlayanlara az çok gördünüz arkadaşlar. Oturduğumuz tribünde Fenerli çok var. Yalın alkışlamıyor çünkü kendisi bir Beşiktaş taraftarı. Kafasını da sallıyor. Sonuna kadar demesinden de anlıyorsunuzdur zaten. Hadi. Ay. İlginç bir basket oldu gerçekten. Ve ilk çeyrekte sona eriyor. İlk çeyrek eşit bir şekilde bitiyor. 29-29. Ney dedin? Bu arada Popcorn Jackson'ın şarkısı çalıyor. I don't wanna say that, that I don't really care about this. Remix'li hala ama. Ay, Odi. Larkin yine büyük oynuyor. Seninki yine büyük oynuyor ha. Yalın'ın Larkin'e karşı ayrı bir sevgisi var arkadaşlar. Hadi baskı. Ana baskı. Vallahi baskı. Hadi. Bu ne farkı? Betomuz 77 numarası. 77 numarası diyorum çünkü ismini unuttum. Andık ismini unuttum. Kafam gitti. Yalnız Efes atmaya başladı. Ne güzel yaptın öyle melodili sıklar be. Dediğim anda basket oldu. Ulan parkı yediği çıkardılar, inanamıyorum ya. 42-35 ne abi? Bugün serbest atışlarda ciddi bir problem var arkadaşlar. Çok ciddiyim. Fenerbahçe Beko'da atıyorum iki serbest atış kullanılıyor ya. Bir tanesi kaçıyor. Kaçmayacak abi ya, kaçmayacak. Oha! Adam basket atıyor be. Helal lan. Sol tarafımızda özellikle Fenerbahçe basket atacağı alkışlar yükseliyor. Ondan dolayı sola çeviriyorum böyle arkadaşlar kameraya abi. Atkılar yukarıdan aşağı iniyor. Paraşüt atkılar. Ataşehir'de de atkılar biliyorsunuz ki yukarıdan aşağı iniyor. Nefes iyi değil, fener kötü. Ama o da olabilir, biliyor musun? Baban Yanis. Yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım Yalıncım. Valla yoksa biz Efes'e maçı vermiş oluruz zaten ya. Evet. Oy. Baban Yanis var ya. Yani basket atmak için böyle özel bir çaba sarf etmesine gerek yok. Oyun çok uzun ya. Yani hemen topu şöyle yapsın zaten. Gidiyor. Maşallahı var ya. Nikola Tes güzel gönderdi. Tarık Biberovic. Efes 52-47.
üstün durumda. Bakalım 3. çeyrek ve 4. çeyrek bizlere neler gösterecek. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Efes kötü ama Fenerbahçe çok kötü. Ondan dolayı yenik olduğumuzu düşünüyorum. Ama yine de çekişmeli geçiyor maç. Onu da söylemek lazım. Şu anda da dışarıdayız. Biraz hava alalım dedik ve Fenerbahçe Beko'nun takım otobüsü de hemen yanı başımızda duruyor arkadaşlar. İlk iki çeyreği nasıl değerlendirirsin? Vallahi ikisi de kötü ya. Takımda bok gibi. Ama Fener daha kötü. Evet, aynen öyle. Ben de senin söylediğini söyledim zaten ya, biliyor musun? Çıkmadan hemen dışarı sevgilisiyle mesajlaşıyor. Allah'ım yarabbim. Yok oğlum, şey değil. Takılıyorum lan, takılıyorum. Ve an itibariyle 3. çeyrekte başladı. Umarım son 2 çeyrekte farklı bir Fenerbahçe olur sahada. Bravo lan. 2. yarıda da Sivda Fenerbahçe oluyor. Yalın bu maçta Efes'i tuttu arkadaşlar. Shane Larkin tutuyor. Bakın. Beşiktaş zaten. Neden tutsun ki? Oha! Hadi maskara bak. Hadi maskara değil. Daha doğrusu. Gif gif. Fenerbahçe'de gol kötü oynamasına rağmen farkı açılmasına izin vermiyor. Bravo be. İki periyotta Efes gibi. Şu an üçlü periyotta Fener gösteriyor kendini. Bir tık daha iyi. Açıldı. Değil mi? Fener açıldı. Yalnız Yalın bayağı Fenerli var ha. Efes'in sağsan bayağı Fenerli var. Üçüncü çeyreğimizde 10 saniye var. Bakalım 69-68 öne geçtik. Üçüncü çeyreği 69-68 Fenerbahçe Beko bir farkla önde kapatıyor. Ve Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılına özel yaptığı şarkı değil mi bu? Yanılmıyorsam o. An itibariyle 4. çeyrekte başlamış durumda. Aldı Yalın 3. Pasını da verdi. Larkin bu kez asist yaptı. Başın bitimine 5 dakika var. 78-76 Efes üstünlüğü var aynı zamanda. Ne yapıp edip almamız lazım bu başı arkadaşlar. Süre derdimi sarı lacivert renklere büründürmemiz lazım. Oo! Bravo lan. Süper oldu. 2 saniye. Ne faul? Hocam bu saatten sonra faul versen de olur, vermesen ne olur ya. Ama baskette avantaj olmadı hiç. Veriyorlar maalesef. Larkin oynadı bu maç ya. Ve maç bitiyor. Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun. Az çok Fenerbahçe'nin ne olursa olsun bu maçı alacağını tahmin etmiştim. Ve tahminim de hislerim de beni yanıltmadı. Her ne kadar iki takım da kötü olsa da kazanan Fenerbahçe Beko oldu. Takımı yürekten tutuyorum. Ya sevinçiyiz. Yönetimde şu ana kadar hiç galibiyet almadık. Galibiyetle tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Basket maçları daha çok bir istiyorsunuz. Aşağıdan bu mutlaka bu videoyu kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla canım.